Sayın seyirciler, hatırlayacaksınız 2 yıl önce Marmara Denizi başta olmak üzere birçok noktada müsilaj görülmüştü ve sıcaklıkların artmasıyla müsilaj yeniden gündemde. Denizin koronavirüsü müsilaj Marmara'ya geri mi dönüyor? Konuyu yayın konuğumuz çevre mühendisi Profesör Doktor Sayın Mustafa Öztürk'le konuşacağız. Hocam merhabalar, hoş geldiniz gün ortasına. İyi yayınlar dilerim. Hocam, müsilaj kabusu geri mi dönüyor? Şimdi iklim şartlara uygun olursa aşağıda yeterli miktarda azot ve fosfor kirliliği olduğu için müsilaj tekrar oluşmaya başlayabilir. Çünkü denizin özellikle 50-60 metre altında zaten önemli miktarda müsilaj ve benzeri olumsuzluklar devam etmekte. Yani oksijensizlik, yani havasızlık Marmara Denizi'nin tabanında 50 ile 60 metre tabanında devam ediyor. Bu iklim şartlarının uygun olması halinde yüzeye doğru çıkar ve müsilaj dediğimiz vaka meydana gelmeye başlar. Bu sebepten dolayı Marmara Denizi'nde müsilaj oluşması normal, olağan şartlardır eğer kirliliği önlemezsek. Şu an hava şartları müsilajın yeniden gündeme gelmesine son derece uygun mudur hocam? Bunu mu anlayalım? Biraz daha havaların ısınması. Biliyorsunuz 3-4 gün önce bir müsilaj vakası sizde gösterdiğiniz resimde bunlar görülüyor, videoda evet. Görülüyor. Birkaç gün önce bu vaka oldu. Sıcaklıklar normalin üzerine çıkmaya başladı. Deniz yüzeyi sıcaklığı normalin üzerine çıktığı zaman, deniz yüzeyi sakin olduğu zaman, aynı zamanda sirkülasyon vakası olduğu zaman müsilaj olayı tekrar hakim olmaya başlar. Marmara'da bu şartlar her an oluşabilir diyorum. Yani her an böyle bir riske karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu riskin tamamen noktalanması söz konusu mudur hocam? Yoksa her dönem çıkar mı? Bu durumu önlemek istiyorsak Marmara Denizi'nin çevresindeki evsel ve sanayi atık suları ileri kademe arıtılmalı ve bunun için de yaklaşık 10 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacı var. Marmara Denizi'nin de bütün atık sularının ileri kademe arıtılması için, derin deniz deşarjına son verilmesi için bu yatırımın acilen, hızlı, seri olarak başlanıp Marmara Denizi'nin kurtarılması lazım. 2 yıl içerisinde bu yatırım yapılabilir. Tamamı Marmara Denizi'nin çevresinde, hatta Marmara Havzası'ndaki derelerin, nehirlerin de atık suları ileri kademe arıtılır ve 5 ile 7 yıl içerisinde Marmara'da artık müsilaj vakası görmeyeceğimiz gibi yaklaşık 30-40 metreden itibaren daha derinlere doğru oksijen seviyesinin artacağını söyleyebiliriz. Ama bu yatırımın acilen yapılması lazım. Marmara şu anda lağım çukuru gibi sürekli atık sularla doldurulmaktadır. Evet. Hocam, bir de müsilajın görüldüğü yerde, örneğin biraz önce arkadaşlarım da veriyorlar, evet, sizinle konuşurken, müsilajın olduğu yerde balık varlığı söz konusu olamaz ya da yavaş yavaş erir gider. Bu doğru mudur? Yüzeyde müsilaj yüzeyi kaplar, oksijensizliği artırır ve tabana doğru oksijensizlik ortamı artar. Bu sebepten dolayı bu vakayla, bu görüntüyle oksijensizlik artmaz. Yüzeyden yaklaşık 20-30 metre derinliğe kadar şu anda oksijen var zaten. Ama 25-30 metreden aşağıda önce anoksit dediğimiz oksijen kısıt bir bölge var, 50 metreye kadar. Oradan öte tabanda aynen Marmara, Haliç'teki oksijensiz bir ortam Marmara Denizi'nde hakim durumda. Eğer kirliliği önlersek, altını çizerek söylüyorum, önlersek Marmara Denizi kendisini yenileyen bir deniz. Yani işte Çanakkale Boğazı'ndan giren Akdeniz suları, Karadeniz'den giren Karadeniz suları Marmara'yı yaklaşık 2-3 sene içerisinde eğer kirliliği önlersek yavaş yavaş kendini yenilemeye başlayabilir. Ama lokal olarak bu sizin de gösterdiğiniz videodaki gibi yerlerden dolayı oksijen kısıtlılığı fazla olmaz. Bunun altını çizerek söyleyeyim. Peki, en çok görüldüğü bölgemiz Marmara mıdır hocam? En çok görüldüğü yer Marmara Denizi.
ve en fazla da ilk başladığı yerde Kocaeli bölgesi ve İstanbul bölgesidir. İstanbul'da da Caddebostan bölgesinde ilk bu videoyu da gösterdiğiniz kısımda da evet. Caddebostan ilk belirteçlerin göründüğü, yani ilk kirliliklerin olduğu yerler. Bu sebepten dolayı Marmara'ya bütün atıkçılar ileri kademe arıtılacak, derin deniz deşarjına son verilecek ve Marmara Denizi'nde deniz dolgusu yapılmayacak. Derin deniz deşarjıyla dolgu işlemi Marmara Denizi'nde yapılmayacak. Çünkü Marmara Denizi'ni kirleten 3 tane ana kirletici var. Azot, fosfor ve silisyum. Eğer dolgu yaparsan silisyum topraktan dolayı, silisyumdan dolayı da müsilaj oluşmaya devam ediyor. Bu sebepten dolayı bu kirlilikler artık Marmara diyor ki ben bu kirliliği kaldıramıyorum, haber veriyorum, beni lütfen temizleyin diyor. Hocam temizleme işlemi çok uzun yıllara varan aşamalı bir şey midir yoksa gerçekten de bu mümkün müdür yani? Mümkün. Dediğim gibi eğer ilgili teknik detaylar zaten ilgili bakanlıklarımız ve belediyelerimiz tarafından yapıldı. 2 yıllık bir yatırımla bu kirlilik kaynakları önlenebilir ama sadece belediye kirlilik kaynaklı kirlilikler değil, sanayi kaynaklı kirliliklerde önlenirse bu Marmara eski haline 5 ile 7 yıl içerisinde dönebilir ve bunun sebebi de Marmara Denizi sürekli kendini yenileyen bir deniz olduğu için. Eğer kendini yenilemeyen bir deniz olsaydı bu 30-40 yılda sürebilirdi. Hocam yine doğa kendi çözümünü kendi oluşturuyor aslında insanoğluna bırakmadan galiba. Aynen öyle. Eğer biz kirli su vermezsek, evet, temiz su verirsek, azot fosfor kirliliği, hatta daha ileri gidin belediyelerimizden dinleyenler de olabilir. Fosfor kirliliğini önleyin, Marmara'yı temiz tutun. Hocam son sorum, aslında vaktim kalmadı ama izleyicilerimizin belki aklından geçiyordur. Şimdi Marmara'da müsilaj da görülmeye başlandı. Biz şimdi balık yiyelim mi yemeyelim mi, bizde bir risk açısından bir şey teşkil eder mi etmez mi sorusu. Balıkla ilgili hiçbir sorun yok. Özellikle balıkla ilgili bu bir organik madde. Bunun özellikle söyleyeyim. Müsilaj bir organik madde. Ve içerisinde ağır metal falan yok. Balıkla ilgili hiçbir sorun yoktur ama yüzemezsiniz. Tamam. Müsilajın olduğu yerde yüzmek mümkün değildir. Çünkü burada her türlü patojenik mikroorganizmalar yaşamasına uygun yerlerdir. Peki Profesör Doktor Sayın Mustafa Öztürk, değerli hocam çok teşekkürler. Sağ olunuz. Teşekkür katkılar ederim. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olunuz.